Merhabalar, ben Jusfer. Bugün Minecraft'ta altın farmı yapacağız. Hadi başlayalım. İlk başta bu farmı yapabilmek için Nether West biyomunda olmanız lazım. Onu da nasıl anlıyorsunuz? F3'e basıp şurada biyom yazan yerde Minecraft Nether West yazdığı zaman bu farmı inşa edebilirsiniz. Nether West biyomuna geldikten sonra ilk olarak buraya altınların depolanacağı sandıkları yerleştirerek başlıyoruz. 3 tane geniş sandık yerleştiriyoruz. Ve bu 3 geniş sandığın üzerine şu şekilde 3 tane daha geniş sandık ve alttakilere 3 tane huni bağlıyoruz. Yukarıdakileri ise her birine 5'er tane olacak şekilde huni bağlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve depolama kısmında son olarak sağına ve soluna şu şekilde 3'er tane daha ekstra huni yerleştireceğiz. Depolama kısmını bitirdik. Şimdi buradaki köşeden tam çeşmenin önündeki Huni'nin şu köşesinden 23 blok yukarı çıkacağız. Blok çıktıktan sonra buraya 5'e 5'lik bir alan ayarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ve bu alanı tamamen şu şekilde orta kısmı boş kalacak şekilde tamamlıyoruz. Zombi piklinlerin spamlanacağı yeri ayarlamadan önce ilk başta onların sinirlenip geleceği kaplumbağa yumurtalarını yerleştirmemiz lazım. Onu da nasıl getiriyoruz? İlk başta şuradan destek bloğu alıp orta kısmına blok yerleştiriyoruz. Ve bu bloğun üzerine 4 blok daha çıkacağız. 1, 2, 3, 4. İlk kaplumbağa yumurtasını buraya. İkincisi ise şuradaki 3 destek bloğunu kırıp buraya yerleştiriyoruz. Ve zombi piklinler bu yumurtaları kırmasın diye bunların etrafına şu şekilde 9 blok yani 9 tane Ladin tuzak kapısı yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bunun aynısını 4 köşeye de uyguluyoruz. Artık zombi piglinlerin spawnlanacağı yeri ayarlayabiliriz. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. Buradaki bloğu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bunun aynısını 4 köşeye de uygulayacağız. Buradaki alanı tamamen kapatıp ayarladım. Şimdi ise bunun aynı alanı 2 kat daha yapacağız. Onu ise şu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir köşeden 2 blok çıkıyoruz. 1, 2, tekrardan buradaki alan. Sonra 1, 2 ve tekrardan aynı şekilde bu alan olacak şekilde. Üç katlı magma alanını ayarladıktan sonra buraya tam bu orta merkez kısmının yanına gelip buraya 2 tane geçici blok koyuyoruz. Ve bunun üzerine cam yerleştirip bu magma alanının sonuna gelecek şekilde getiriyoruz. Ve arada 2 boşluk bırakıp bunun aynısını tekrardan yapıyoruz. Farmı bitirdik. Artık burada zombi piglinlerin doğması için bizim bir tane av kalacağımız yeri ayarlamamız lazım. Onu da nereye ayarlıyoruz? İskeleyle 92 blok yukarı çıkacağız.
İskeleli 92 blok çıktıktan sonra buraya af kalacağımız alan için bir tane cam yerleştiriyoruz. Artık buradaki iskeleyi kırabiliriz. Şöyle aşağı gelelim. Buradaki iskeleyi kırıyoruz. Yukarıdaki af kaldığımız alanı ayarlarken ki sürede birazcık zombi piglin gelmiş olması lazım. Şu şekilde gelmiş. Şunları da kırmayı unutmayın. Ben bunları ilk başta kırmayı unutmuşum. Şu şekilde kıralım hepsini. Şimdi sistem verimini test etmek için ben birazcık af bırakayım isterseniz. On dakika gibi bir kısa bir süreliğine af bırakmıştım. Bakalım ne kadar çürük et ve altın parçası elde etmişiz. Burada 1,5 siteye yakın. Burada 3 siteye yakın. Burada da 2,5 siteye yakın altın parçası elde etmişiz. Bu kadar çürük eti de ne yapacağız diye soruyorsanız buraya bir köylü getirip onunla takasla zümrüt elde edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.